Merhaba arkadaşlar. Bugün de sizinle tek gecelik seks yapan kadının derdi nediri konuşacağız. Yani kadınlar neden bunu tercih ediyor? Neden yapıyor? Problemleri nedir? Bu bir kadın için günümüzde doğal bir duruma mı dönüştü? Bunlardan bahsedeceğiz. Aslında bu oldukça ilginç bir konu. Özellikle kırmızı camiasında da birçok kişinin tartıştığı bir konu. Tek gecelik seks yapan kadınla ilişki kurulur mu? Tek gecelik seks yapan kadınla herhangi bir ilişki yaşanır mı ya da ona güvenilir mi? Yine aynı şekilde bakirlikle ilgili birçok soru sorulur vesaire. Ben bu çalışmada arkadaşlar yani bu podcast'te özellikle kırmızı hap ekseninden çok Doktor David Bas'ın bir makalesi üzerine size açıklamalar yapacağım. Yani böyle temellendireceğim ve aslında kırmızı hapla ne kadar ortak yanın olduğunu fark edeceksiniz. Bunun üzerine yapılmış bir review yani tarama makalesi var ve göstermiş yani görüşleri tartışmış. Ne oluyor ne bitiyor kim ne düşünüyor şeklinde bunları toparlamış. Biz de bugün bu tartışmalara bakacağız. Öncelikli olarak Bas ve arkadaşları şunu sorguluyor. Geçmişte kadınlar atalarımızla seviştiği zaman da bir şey kazanamıyorlardı evrimsel açıdan. Günümüzde de bir şey kazanamıyorlar. Yani şempanzeler gibi birçok erkekle aynı anda seviştiği zaman en güçlü sperm falan kazanmıyor arkadaşlar. Bu yüzden David Basman sorgulamış. Üreme açısından kadına bir yararı yok. Erkeğe bir yararı var. Genellikle de kırmızı hapta bu zaten söylenir. Yani erkek aynı anda birçok kişiyi dövleyebilir denir mesela. Bu yüzden erkeğin birçok kadınla olması daha normaldir. Bilimsel olarak da böyle. Biyolojik açıdan böyle en azından. Bunu, bunu kabul etmekte yarar var. Biyolojik açıdan kadın ve erkek farklı, kesinlikle eşit değiliz. İşin psikososyal boyutuna sonra bakacağız. Peki teknik açıdan erkekler bütün evrim boyunca, bütün tarih boyunca daha fazla kadına ulaşmayı denemiş. Ama kadının böyle olmadığını görüyoruz. Bu aradaki korelasyon farkı da %74. Ve buna baktığımızda erkeklerin genel olarak kadınları ayırt etmediği bulunmuş. Yani ayırt etmiyor. Burada biliyorsunuz kırmızı apta buna erkeğin bir hipergamik çıtası yoktur diyoruz. Yani erkek herhangi bir kadınla birlikte olabilir. Yani tabii ki de bir bölümlük kadınla, iki bölümlük kadınla olmaz ama ortalama bir kadınla rahatlıkla cinsellik yaşayabilir. Hatta iki tane kadın olsun. Biri mesela daha çekici olsun fakat soğuk davransın. Diğeri daha az çekici olsun fiziksel açıdan. Fakat o da daha dışarıya mesela açık olsun. Yani cinsel açıdan daha davetkar olsun. Erkek onu tercih eder. Diğeriyle zaman harcamaz çünkü o kadının fiyat performans oranı düşüktür. Değil mi? Yani performans yüksektir, fiyatı düşüktür. Bu yüzden gider onunla birlikte olmaya çalışır. Buna aslında evrimsel psikolojide biz cinsel istismar ismini takıyoruz. Yine seks yapmanın erkekte bir pişmanlığa sebep olmaması birçok partnere ulaşmasında bir diğer neden. Buna sexual regret deniliyor. Bunun da nedeni şu. Erkek yani cinsellikle duyguları ayırabiliyor. Gidiyor seksini yapıyor. Ondan sonra o, keyfime bakarım diyor. Devam ediyor. Kadında böyle bir durum yok. Kadın bunun sonrasında suçluk duyabiliyor. Yani çalışmalar bize onu gösteriyor. Diyor ki ben ya ne yaptım diyor ya. Mesela işte alkol aldım bilmem ne yaptım ben niye bu adamla seviştim falan diyor. Bir skor olarak görmüyor. Yani erkekten biraz daha farklı. Bu yüzden iştası hep yukarıda. Hatta Freud'un ilgili mesela teorileri vardı. Hiç alakası yok evrimsel psikolojide kendisinde ama kadınların duyguyla cinselliği ayıramadığını söylerdi. Ee, burada tabii bir, bir durum daha var. Kırmızı hap ekseninden baktığımızda şöyle düşünüyoruz. Ya da bu temeli, bu evrimsel düşünceyi, bu ispatı diyelim şöyle kullanıyoruz. Bir kadın birlikte olduğu erkeği en başta alfa olarak görür. Fakat o erkeğin beta olduğunu fark ederse bu konuda suçluk duyar. Ve o adamdan iğrenir ve kendinden de nefret eder diyoruz. Yani yanlış seçim yapmış oluyor. Çünkü zamanı kısıtlı ve yanlış bile cinsellik yaşamış oluyor. Ve bu durum kadının hoşuna gitmiyor. Bir diğer açıklama da bu. Yani bu, bunu temel aldığımızda bir, duyguyla cinselle ayıramaması. Her durumda şu kadın cinsellik için iyi kötü güvenmeye ihtiyaç duyuyor. İki arkadaşlar o erkeğin düşündüğü gibi bir erkek çıkmaması. Gerçi erkeklerde de vardır bu. Mesela adam gider, kadınla sevişir ama yani kadınla barda tanışır. Ama kadının Tam tipini böyle karanlıkta göremiştir mesela. Ondan sonra eve gelir işte sevişir mevişir. Ertesi sabah olur bir bakar sen, sen o musun ya akşam tanıştım kadın mısın falan der böyle. E kadın dağılmış makyaj akmış vesaire böyle. E, onu bardayken 20 yaşında görmüş ama kadın aslında 40 yaşında çıkıyor. Ama erkek için bu, bu sorun değildir mesela bunu gülerek anlatır. Ya boşverler ya bu da oldu tamam bununla da yattık ya işte falan der. Yani burada karalar bağlamaz erkek ama kadın için bu geçerli değil işte. Zaten bu tarz hataları ...daha az yaptıklarını da biliyoruz. Yani kadınların daha az yaptığını biliyoruz. Peki... ...erkekleri anladık yani. Erkekler bu yüzden kısa süreli ilişkiyi... ...tek geçicilik ilişkiyi tercih ediyor. Evrimsel olarak da bunu açıklayabiliyoruz. Ama kadınları tam açıklayamıyoruz arkadaşlar. Neden yaptıklarının tam bir açıklaması yok... ...ve bunun üzerine birçok... E, ...hipotez öne sürülmüş. Bunlardan biri... ...Rollon'un da devamlı kullandığı... ...iyigeni hipotezi. İkincisi ise... ...eş değiştirme hipotezi. İkisine de bakacağız... Ama önce şu bölümü bitirelim. Kadınlarda arkadaşlar 4 adet uyum mekanizması bulmuşlar. 1. Kaynaklara hızlı ulaşım. Yani atıyorum alfa bir erkek var, kabilesi var diyelim. Ondan sonra çevresinde çok fazla kaynağı var. O erkeğe hemen ulaşmaya çalışıyor. 1 bu. 2. İyi genler tabii ki. Yani sonuçta çocuğunun iyi genlere sahip olmasını ister bir dişi. Bu yüzden iyi genlere ulaşmak istiyor. 3. Kısa süreli partneri uzun süreli partnerle değiştirme imkanı. Yani ne yapıyor? Bunu biz uydu erkek teorisi kırmızı hap ekseninden baktığımızda. Ne yapıyor? Yere birini alıyor. Adam sorun, adamla sorun yaşadığı zaman çat o adama atıyor. Yenisini alıyor. Hatta buna monkey branching de denir. Değil mi? Red Bull time yine. Yani maymun gibi daldan dala atlama. Önce yedekliyor. Ondan sonra ne yapıyor? Diğer e, şeye geçiyor. Dala geçiyor. Mesela erkeklerde bu çok yoktur. Yapmazlar demiyoruz bu arada. Buna dikkat. E, erkekler de yapabilir. Ama erkeklerde bu daha azdır. İlişki içerisindeyken çoğu erkek ilişkinin bitin anlamaz bile. Neden bitti der hatta. Kadın aylarca düşünmüştür, tasarlamıştır, yeni bir aday bulmuştur. Ama erkek bunu yapmaz. Çoğunlukla ne zaman terk edildiğini bile anlamaz. Niye terk edildiğini bile anlamaz. Bu yüzden hep diyoruz ya, ahlak acısını çoğunlukla erkekler yaşar. Daha kötüsü boşanmaların da çoğunu erkekler yaşar. Yani davalara baktığımızda boşanma davalarının %78'i Bilin bakalım kimler tarafından açılıyor. Kadınlar tarafından. Evet. 4. Eş değiştirme. Yine bu 3 ile ilişkili olarak eş değiştirme. Bunu konuşacağız zaten. Farklı nedenlerle yapılabiliyor bu. Geçmiş çalışmalara baktığımızda da kadınların zor iklim şartlarında özellikle besinsiz ortamlarda yetiştiklerinde kendilerini ve çocuklarını kurtarmak için kısa süreli ilişki yaşadıkları bulunmuştur. Yani güvenlik için seks alırlar arkadaşlar. Maymun gibi düşünebilirsiniz bunu. Maymunlarda da vardır bu. Mesela beta şempanzeler e, dişiyle sevişmek için ona muz verir. Der ki al bu muz senin. Veya bununla ilgili bir çalışma ek sözlükte göstermiştim. Kafasındaki bitleri ayıklıyor arkadaşlar. Bit ayıklıyor ve bunun karşılığında kadından seks alıyor. Acaba kaç gün ayıklamıştır biti? Şu an düşündüm de umarım bizde böyle bir mekanizma ileride gelişmez. Evet devam edelim. E, buradan aslında arkadaşlar fahişelik kurumunun da nasıl geliştiğini görebilirsiniz. Bu tam olarak aslında değil mi? Yani i̇nsanlar aleminde fahişelik demek yani. Artık fahişelik demiyoruz buna değil mi? Düzeltelim. Seks işçisi. Seks işçiliği aslında ya da seks işçiliği kurumunun aslında çıktısı bu. Yani kadın bir şey karşılığında bu para olabilir, ev olabilir ya da Amazon'daki hediyeler olabilir değil mi? Artık öyle bir şey de var. Amazon'dan bana hediye almak ister misiniz? Amazon gift falan. Neyse. Bunu öne sürer. Karşılığında da ne yapar? Cinsellik verir. Hatta günümüzde bu artık kolaylaştı ve promote de ediliyor. OnlyFans mesela değil mi? Ya da Instagram. Kadınlar artık cinselliklerini kullanarak para kazandıklarını fark ettikleri için ya ben nuit atayım ama herkese atayım. Bana para gönderen herkese atayım. Ve oradan para kazanayım moduna girmiş durumdalar. Bu artık normal görülmeye başladı. Yani bu artık bizim normalimiz olmaya başladı ve bu çok rahatsız edici bir şey. Ve işte buna seks işçisi diyerek ya da benzer tanımlar takarak hafifletiyorlar. Bu gerçekten ilginç arkadaşlar. Yani görüyorsunuzdur. Bu arada bazı arkadaşlar şey diyor mesela bana. Abi işte orası Amerika'da. Amerika'da böyle şeyler oluyor. Orası Amerika olduğu için oluyor. Avrupa'da oluyor. Türkiye'de olmaz böyle şeyler. Siz arkadaşlar Merve diye bir OnlyFans yayıncısı duydunuz mu? Mahkemeye verildi. Bir araştırın kim olduğunu. Şu an Türkiye'deki en çok kazanan insanlar arasında ve kendisi mahkemeye verildi ve mahkemeden kazan. Mahkemeden zararsı çıktı. Yani mahkeme Merve'yi haklı buldu. Merve neydi ya? Kadını soyadı. Unuttum şu an. Zaten şimdi yorumlarda 200 arkadaş yazar. Ee, devam edelim. Yani seks işçiliği geçmişten günümüze gelen bir mekanizmadır. Ve sadece insanlarda değil birçok memelide de vardır. Penguenlerde bile var arkadaşlar bu. Acı ama gerçek. Peki. Bunun tabii hafifletilmiş versiyonları da olabilir. Yani parayla birçok erkekle yapmaktansa tek bir erkekle olduğu zaman biz buna ne diyoruz Hipergami'de? ya da kırmızı ekseninde beta öder stratejisi. Erkeğe ne yapıyor? Beta öder stratejisiyle kendine bağlıyor. Yani belli bir yaştan sonra ee, daha iyi bir hayat yaşamak için, duygularını stabilize etmek için gidip bir erkekle uzun süreli ilişkiye başlıyor ve bu erkek her nasılsa genellikle durumu çok iyi ver ki çok iyi olan bir erkek oluyor. Mesela geçmişten açıkladık bunu ama beta dediğimiz zaman insanlar şey anlayabiliyorlar başarısız, üzgün, kaybetmiş falan. Böyle bir şey değil arkadaşlar. Betaların sağlayıcılıkları yüksektir. Hep alfaların yüksek gibi düşünür ama aslında öyle değil. Betaların sağlayıcılıkları yüksek. Ve bu erkekler dikkat etmezlerse paraları için kullanılırlar. Bakın. İlişkide bir sağlayıcılık vermeniz tabii ki gerekir. Özellikle uzun süre ilişkide. Fakat bunu para karşılığında yapıyorsanız yani paranızı veriyorsunuz, ilginizi veriyorsunuz ve bunu sadece bunu yapıyorsunuz. Kadını etkilemek için aylar uğraşıyorsunuz. Yani gerçekten seksi bir erkeğin, alfa bir erkeğin bir gecede elde edebileceği kadını siz 3 ay boyunca kovalıyorsunuz mesela. İşte bu arkadaşlar beta öder demek. Bakın beta ile beta öder farklı kavramlar. Evet. Farkındaysanız anlattığım çoğu şeyin buradaki makalelerle ya da çalışmalarla ya da meta analizlerle yakından ilişkisi var. Gelelim diğerine. Mesela 2017'de bir diğer hipotez şeymiş. Kadınların başta söz vermeden masraflı bir ilişkide bununla bildikleri ve daha iyi bir aday çıktığında bu ilişkisindeki kişiyi değiştirmesi. Monkey branching yani değil mi? Demin üstte de maddeler içerisinde saymıştık. O erkeği yedekliyor ama yeri geldiği zaman zamanı geldiği zaman kullanıyor. Ve bunun benzerlerini ben de yaşadım. Bana yazan arkadaşlarda da duyuyorum. Kız mesela şey diyor. Ya çok seksi bir erkeksin şöylesin ama ben senin uzun süreli bir ilişki olacağına inanmıyorum. Çünkü sen çok tehlikeli bir erkeksin diyor mesela. Ya da ben diyor işte bu ilişkide e, zarar göreceğimi hissediyorum. Sen benim kalbimi kıracaksın falan diyor mesela. Eminim ki bunu beni dinleyenler arasında da duyanlar olmuştur arkadaşlar. İşte bu ne demek biliyor musunuz? Mass Switching. Yani size arzu duyduğu için bağlı bırakamıyor. Yeni bir aday, yeni bir aday bulmaya çalışıyor. Yeni bir aday bulduğu anda da sizi çat diye terk ediyor, bırakıyor. Ama siz burada teknik açıdan kısa süreli ilişkisiniz. Uzun süreli ilişki değilsiniz. Uzun süreli ilişki adayı değilsiniz. Ve uzun süreli ilişki de sadece beta öder ilişkisi olarak algılamamakta fayda var arkadaşlar. Bakın bu özellikle kırmızı ap camiasında yanlış algılanıyor. Yani Rollo Tomassi bile bunu bazen yanlış kullanıyor. Yani diyor ki mesela uzun süre ilişki tamamen bet erkeklerin yaşadığı bir şeydir ama kendi evli falan. Bu, bu, doğru değil arkadaşlar. Uzun süreli ilişki kadının özellikle David Bass'ın çalışmalarına göre hep aradığı şey olduğunu görüyoruz. Yani kadın hep bunu arıyor aslında. Seks yaşıyor ama ya kısa süreli seks yaşıyor ama bundan genellikle suçluk duyuyor. Tabi hani bimbo dediğimiz böyle üst seviye her önüne gelen yakışıklı adamla yatan bir kadın değilse. Böyle kadınlar da var bu arada. Lütfen şey gibi de algılamayın. Bütün kadınlar işte bunu ister. Bütün kadınlar şöyledir falan. Böyle bir genellemeye girmek yanlış. Çoğunluğundan bahsediyoruz. Tamam mı? Çoğunluğundan. İçerisinde tamamen böyle barda takılan, hayal kırıklığı yaşamış birçok kadın da var. Yani kadın mesela 35 yaşına kadar düzenli bir ilişki yaşamış olabilir. Ya da az ilişki yaşamış olabilir. Fakat sonra bir kazık yiyor. Alfa dul oluyor ve ondan sonra iflah olmuyor arkadaşlar. Ne yapıyor işte barda kendini kaybediyor vesaire falan. Bunun örnekleri var. Şimdi gelirim biraz daha işi geliştirmeye demin ne dedik? Bu hipotezleri, daha doğrusu bu görüşleri destekleyen iki tane hipotezimiz var. Birincisi iyi gen hipotezim hala tam olarak ispatlanamadı. İkincisi ise arkadaşlar eş değiştirme hipotezi. Yani kadınların tek gecelik ilişki yaşamasını ya da kısa süreli ilişki yaşamasını açıklamaya çalışan iki temel hipotez. İkisi de ispatlanamadı. Bunu kadınlar açısından ispatlamanın da David Bass çok zor olduğunu söylemiş. Yani hala anlamlı bir nedeni yok aslında. Zaten az yaşadıklarını da biliyoruz. Yani şu an bunu anlattığımda şey gibi algılanmasın. Erkekler kadar yaşıyorlar da bilmem ne. Hayır. Yaşayan bir azınlık var. Herkes yaşamıyor bunu. Her kadın yaşamıyor. Bir azınlık var. Ya da azınlık demeyelim ona tabii. Yani öyle yüzde bir iki gibi bir azınlık değil. Yine kendi içinde anlamlı bir büyüklük var. Ve bu kadınlar bunu yapıyorlar. Peki. ilk teori ne diyor? İyi hipotezi. Demin de bahsettim. Rollo Thomas'ın da de devamlı kullandığı hipotezlerden biri aslında bu. Diyor ki. İyi hipotezi kadınların tek gecelik ilişkideki önceliği fiziksel fiziksel niteliklerdir. Yani maskülen yüz gibi, değil mi? Kas gibi, derin ses tonu gibi. Bunları gördüğü zaman kadın erkekle birlikte olmaya çalışıyor. Böylece uzun sürede elinde tutamayacağı erkekten sperme alıyor. Ondan sonra da arkadaşlar yoluna devam ediyor. Ve genellikle araştırmalar tek gecelik ilişki yaşamada anlamlı bir sayıya ulaşmış kadınların sosyal olarak kısıtlı kadınlara göre fiziksel özellikleri daha fazla ön plana çıkarttığı bulunmuş. Yani devamlı tek gecelik ilişki yaşayan bir kadınsa dürtü nedeniyle fiziksel nitelikleri daha fazla ön plana koyuyor. Yani o adamın mesela stasyona çok fazla bakmıyor. Ama bu tarz kadınların sayısının az olduğunu ve genellikle hani gece hayatı çok yoğun olan kadınlarda görüldüğünü hatırlatırım. Hatta geçmişte bunun e, istatistiklerini de verdik. Lawyer GF miydi? Bir site var. E, orada bunların istatistikleri var tepede Amerika'da yapılmış çalışmalarda tepede arkadaşlar en çok barda çalışan kadınların evliliklerinin kısa sürdüğü uzun süre ilişkilerinin kısa sürdüğü üzerine bir çalışma yapılmış. Yani orada bir istatistik var. Yine ekranı yansıtırım. Bunu birazdan görürsünüz. Burada arkadaşlar yani bu hipotezin devamında ki David Bass da bunu uzun süre yani kitabında da yayınlayarak kullandı. İki cinsel stratejisini dönüşümlü kullandığı söyleniyor. Yani gebe kalabileceği süreçte maskülen erkeği ki bu reglden hemen önce yani hamile kalabileceği dönemin böyle pik noktasındayken bu erkeği seçtiğini söylüyor. Ki hayvanlar aleminde bunun olduğunu biliyoruz bu arada. Ee, ki Robin Baker'ın sperm savaşları tamamen bu hipotez üzerine kuruldur. Bu hipotezin ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız arkadaşlar özellikle bu kitabı okumanızı tavsiye ederim. Öncesinde maskülen nitelikler sonrasında ise sağlayıcılık arar. Yani daha beta nitelik. Bizim kırmızı ap terminolojisinde bahsettiğimiz beta nitelikleri arar. Yani sağlayıcılık, güven, para, statü falan. Bu tarz şeyleri arar diyor. Fakat şimdi gelelim deneysel çalışmaların ne dediğine. Bu teori daha doğrusu teori değil düzeltiyor. Bu hipotez öne atıldığında tabi baya erken bir tarih. Çok fazla çalışma yok falan. Hatta genetik çalışmalar emekleme seviyesinde. Fakat günümüzde baya bir çalışma yapıldı. Ve yapılan 50 farklı çalışmadan 134 çıktığıyla bu hipotez arkadaşlar güçlü bir korelasyonla doğrulanamadı. Bakın doğrulanamadı demiyorum. İlişki var, korelasyon var, pozitif bir korelasyon var. Ama güçlü hani böyle %99'luk %80'lik diyelim ya da bir korelasyon bulunamadı. Bir diğer çalışmada ise bu ise yeni yapılmış bir çalışma. E, 157 kadınla yapılıyor ve çalışmada kadına ovülasyon döneminden önce ve sonra maskülen fotoğraflar gösteriliyor. Yani hangi erkeği tercih ederseniz sadece yüz gösteriliyor. Ve kadın hem öncesinde hem sonrasında genel olarak maskülen yüzleri tercih ediyor. Yani feminen yüzleri tercih etmiyor. Bu arada bu tabii çalışmanın bir çıktısı daha var. Kadının her durumda maskülen erkeği tercih ettiğini görüyoruz. Yani kadında şöyle bir şey yok. İşte beta fazında güçsüz, feminen, iğrenç erkekleri tercih ediyor falan ve öncesinde maskülen inanılmaz kaslı erkekleri tercih ediyor. Burada da bir yanılgı var. Bu da başka bir e, makalede geçiyordu. Erkeklere, pardon kadınlara vücut gösteriyorlar. Kadın asla uçlara gitmiyor. Asla çok kassız ya da çok kaslı erkeği tercih etmiyor. Hep ortalarda bir karar veriyor. Yani maskülenin yüksek, maskülenliğe yakın erkeği tercih ediyor. Asla goril gibi çok kaslı ya da çok zayıf, kassız, hani zargana diyeceğimiz erkekleri tercih etmiyor. Güzel. Bunlar arkadaşlar denese olarak bizim bulduğumuz sonuçlar. Yani iyi gen hipotezi tam olarak doğrulanamasa da bir korelasyonun olduğunu söylüyoruz. Ve baktığımızda arkadaşlar teorik çalışmalarda özellikle kadınların her durumda gen ve sağlayıcılığı aynı anda aradığını düşünüyoruz ya da görüyoruz. Şöyle diyebiliriz. Bir kadın sadece statü aramıyor. Yani karşısındaki erkek, erkekte sadece yüksek gelir aramıyor mesela. Aynı zamanda iyi genetik yapı da arıyor. İkisini birlikte arıyor aslında. 2017'de Arslan ve arkadaşlarının 26 bin kişiyle yaptığı bir çalışma var. Ama bu kadınların kendi beyanına göre yapılmış bir çalışma. Yani direkt soruyorlar kadınlara. Ovülasyon döngüsünde özellikle kadınların kendilerini daha çekici buldukları bulunuyor. Yani gerçekten de ovülasyon döneminde kadınlar cinsel açıdan dışarıya daha açıklar. Bunu biliyoruz. Gelelim ikinci bir soruya. Statü genetik olabilir mi? Doktor Bas ve arkadaşları bunu da düşünmüş. Yani demişler ki yahu kadınlar genetik materyala önem veriyor. Tamam güzel. Peki bu sadece maskülen yüz mü? Bu sadece atıyorum upuzun bir boy mu? Bu sadece kaslı bir yapı mı? Anlatabiliyor muyum? Buna bakıyorlar ve aslında Uzun süreli ilişki materyali olarak sayılan zeka, duygusal stabilite, hırs, güvenlik, çalışkanlığın da kalıtsallıkla ilişkili olduğunu buluyorlar arkadaşlar. Yani bu özellikleri neden konsept olarak genetik temelli görülmediği bir soru işareti. Ki bununla ilgili biliyorsunuz Doktor Miller'ın da çalışmaları var. Miller diyor ki zeka yüksek oranda kalıtsaldır ve kadınlar için tercih sevebilir. Günümüzde hep şey diyorlar ya şapyoseksüel erkekler çekicidir, çekici değildir falan. Bazıları diyor ki olur mu öyle şey? Kadın dediğin sadece tipe bakar. Öyle hayvan gibi six six, six, six six bir Voltron olursa, bir Giga Chat olursa o erkeğin üzerine atlar. Sadece o erkek de yatar falan. Bunun yanlış olduğunu biliyoruz arkadaşlar. Bu doğru bir tanım değil günümüzde. Bununla ilgili çalışmalar mevcut. Yani kadınlar özellikle bu nedenden dolayı oyun dediğimiz iletişim yeteneklerinden etkileniyorlar. Ne demek oyun ya da iletişim yeteneği? Kadına aslında zekanızı gösteriyorsunuz etkileme yeteneğinizi gösteriyorsunuz. Kadını bir şekilde orada baştan çıkartıyorsunuz. Bu bir yetenek. Bu yüzden geliştirilmesi gerekir. Geliştirilmesi de zor bir yetenektir. Oyun ve iletişim. Onu da söylemekte fayda var. Aynı diğer nitelikler gibi. Yani fiziksel nitelikler gibi. Ve baktığımızda kadınların kısa süreli ilişkide de bu tarz güvenilirlik, çalışkanlık ve duygusal stabilite gibi. Değil mi? Bizim için özellikle duygusal stabilite kırmızı hapta çok önemli. Bunu hep söylüyoruz. Duygusal güç değil mi? Duygusal olarak zayıf olmayın diyoruz. Neyse parantezi kapatalım. Duygusal güç çok önemli arkadaşlar. Yani bu bahsettiğimiz zeka, duygusal stabilite, hırs, güvenilirlik, çalışkanlık kısa süreli ilişkide de eğer doğru sinyalleyebiliyorsanız önemli nitelikler. Bu yüzden zaten ben bir podcast yapmıştım. Müsrif olun diye. Onu da özellikle dinlemenizi tavsiye ederim. Yine nerede elim? Şurada. Heh. Burada bir yerlere koyarım izlersiniz arkadaşlar. Peki bu tabi bulgulardan yola çıkarak Doktor David Bass ki eş değiştirme hipotezi diye bir şey var. Acaba bununla bu kısa süreli ilişkileri destekleyebilir miyiz? Yani e, özellikle tek gecelik seksi destekleyebilir miyiz diyorlar. Ve gerçekten de daha uyumlu sonuçlar olduğunu görüyorlar. İyi gen hipotezindense ya da iyi oğlanlar hipotezindense eş değiştirme hipotezi daha mantıklı bulunuyor arkadaşlar. Bunun da çeşitli sınıfları var. Yani eş değiştirme hipotezi tek bir başlık altında değerlendirilmiyor. Mesela ilki esas partnerin ölümü ya da yaralanması durumunda ortaya çıkan yedek partnerler. Bu arada bununla ilgili çok güzel bir çalışma da vardı. Bu zamanda okudum. Çalışma şey diyor. Evli kadınların yarısı, yarısına yakın %40'tı sanırım. Mutlaka sigorta bir ikinci erkek bulunduruyor. Ya buna inanabiliyor musunuz? Diyor ki yani bir şey olursa başıma bir şey gelirse yedekte bir erkek olsun diye düşünüyorlar mesela. Bu bir. Ee, yani sigorta partneri özetle. İkincisi arkadaşlar cinsel partner alarak esas partner yanında yararlanmak. Yani açık hipergam ediyoruz biz buna kırmızı hapta. Yine değil mi? bunun bir ismi var kırmızı hap termolojisinde. Yani ne oluyor? Alfa erkekten arzuya oluyor. Çünkü alfa erkek onu çok azdırıyor. Atıyorum. Değil mi? Cinsel partner olarak kullanıyor yani. Diğer adamı da parası için kullanıyor. Yani ona iyi mesela şartlar sunuyor erkek. Değil mi? Yani yüksek gelire sahip erkek mesela. Ona iyi yaşam şartları sunuyor mesela. Buna da buna da arkadaşlar dediğimiz gibi açık ipargam diyoruz. Üçüncüsü ise daha iyi partner bulduğunda geçiş yapmak. Yani monkey branching önceden bahsettik. Yani Podcast'ın başında bahsettik. Bir tane partner var. Bu partneri yedekliyor. Diyor ki ulan bir alt olursa ben bunu atayım şimdiki partnerimi atayım. Bu partneri yerine koyayım." diyor. Bunun harici arkadaşlar bu durumu doğrudan test eden bazı çalışmalar varken, indirekt olarak da bazı çalışmalar var. İkisinden de bahsedeceğim. İlki 92'de yapılmış bir çalışma. Örneğin en büyük aldatma nedeninin ilişkide mutsuzluk olduğu gösterilmiş. İkincisi ise arkadaşlar kadındaki cinsel ilginin azalması olduğu gösterilmiş. Yani kadındaki cinsel ilgi azalıyorsa, mutsuzluk oluyorsa ilişkiniz yavaş yavaş bitiyor. İlişkinizin bitme sebebi daha yakışıklı bir adam bulması değil. İlişkinizin bitme sebebi ne bileyim böyle bir gaçet bulması değil arkadaşlar. İlişkinin içerisinde mutsuz olması. Bunu hep söylüyoruz ki zamanda bir yazımda da anlattım. İpargeme haksızlık mı diye. Ya da bir kadın sizden niye vazgeçer diye. Bir kadın sizden daha iyisini bulduğu için vazgeçmez. Bu da olabilir bu arada. Hani bu da olmaz demiyoruz yüzde yüz şekilde. Bu da olabilir. Ama genellikle vazgeçme nedenleri kadınların bu değil. Bu arada ilginç bir çalışma daha var. Bir kadın mutsuz olduğu zaman erkeği aldatabiliyor mesela. Ama bir erkek mutsuz olduğu zaman kadını aldatmıyor. Ne dedik? 92'deki çalışma, mutsuzluk 2005'teki çalışma, erkeğe karşı olan cinsel ilginin azalması. Bunların hiçbirisini iyigen hipoteziyle açıklayamıyoruz. Çünkü ilgin hipotezi diyor ki bize kadın tam işte ovülasyon döngüsünde seksi bir adam bulursa yatar onunla diyor. Ama kadınların bu konuda güçlü dürtüleri olduğunu da biliyoruz. Yani erkek gibi değil kadın. Yakışıklı bir adam görse bile ona arzu duymayabiliyor, ıslanmayabiliyor. Özellikle de kaliteli bir partneri varsa o partnerini kaybetmeyi göz alamıyor. Yani içsel olarak da o anki partnerini korumayı tercih ediyor arkadaşlar. Bu yüzden bir ilişkinin bitme sebebi genellikle başka bir erkek değil. Bakın bu sebep olamaz demiyorum. Sebep olabilir. Burada bu bir sebep değil ama sizin ilişkiyi yanlış yönetmeniz. Kadını duygusal olarak kararsız bırakmanız. ilişkinin liderliğini alamamanız maskülen olamamanız. Bir şekilde ilişkideki gücü, duygusal stabiliteyi daha doğrusu sağlayamamanız ilişkinizin kötü gitmesine, yani duygusal gücünüzü kaybetmeniz ilişkinizin kötü gitmesine ve sonunda da bitmesine neden oluyor. Bu çalışma bunu gösteriyor. Ne dedik? İndirekt çalışmalar da var bu konuda. İndirekt çalışmalarda da yani kadınların kendi kendine aldatma nedenleri sorulduğunda ve ellerine şık verildiğinde şunları seçiyorlar. A. Daha çekici bir partner bulma b mevcut partnerden daha çabuk ayrılabilme. Ve genellikle şöyle bir durum vardır. Kadınlar mankeveren çıktı, iyi bir partner buldular diyelim. Bu bulma nedenleri genellikle sizin başarınızın düşmesi durumunda oluyor. Yani siz artık güçler düşüyorsunuz. Ee, geçmişteki gibi o maskülentinizi koruyamıyorsunuz. Daha önemlisi aradaki düzey farkı birbirine çok yaklaşıyor arkadaşlar. Yani önceden mesela şöyle diyelim. Sizin aranızda 3-4 birim fark var ama aranızdaki fark sıfıra düşüyor. E kadına kadınlar hipergamik varlıklar. Kendi gelişiyor, 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 belli bir seviyeye ulaşıyor ama siz geliştiremiyorsunuz kendinizi. Bununla ilgili de birkaç tane kadınla görüşmüştüm tam zamanında. Devam etmeden onu da anlatayım. Kadın diyor ki mesela, benim sevgilim işte makine mühendisi bakın çok güzel. Biz işte üniversitede tanıştık, çok güzel. Her şey güzel gidiyor. Ama ondan sonra diyor ki sevgilim hiç kendini geliştirmedi. Kendini alkole uyuşturucuya verdiriyor. Söylen sonra fiziği bozuldu diyor. Her şeyi boş veriyordu diyor. Ondan sonra hiçbir şey sallamıyordu diyor. bir süreden sonra ilgimi kaybettim diyor. Seks bitti diyor mesela. Çünkü özel uyuşturucu nedeniyle e, sertleşme problemleri yaşamaya başladı diyor. Bakın bunların hepsi birbirini kovalayan şeyler. kadın bir yerde vazgeçmiş. Erkek vazgeçmemiş. Erkek kas o ilişki sonsuza kadar sürer. Bu arada erkek aldatmaz demiyorum. Erkek belki burada aldatır. Ama ilişki devam eder arkadaşlar. Ne dedik? İlgili partneri değiştirme Ha bunların sonucunda zaten bu indirekt sonuçlar ortaya çıkıyor. Yani daha çekici partner bulma ya da arama, mevcut partnerden daha çabuk ayrılabilme, monkey branching tekrar ediyorum, ilgili partneri değiştirme, ilişki sunabilecek güven potansiyeli olan partnere ulaşma. Bu çok önemli. Güven bir ilişkide, uzun süreli ilişkide arkadaşlar, genel parametrelerden biridir ve kısa süreli ilişkide de önemlidir. David Bass bunu söylüyor. Ve yine bu demin bahsettiğim hani maskülen tipleri gösteriyorlar da çok kaslı olanı ya da hiç kassız olanı tercih etmiyor demiştik ya. Bunun da arka planında benzer bir durum var. Kadınlar sizce neden çok kaslı olanı tercih etmiyorlar? Araştırmada da yani makalenin araştırmasında şöyle bir bulgu var. Ben bu adama güven duymuyorum. Yani tam bu adam çok yakışıklı çok serseri falan ama ben bu adamı şey yapamam hani betayize edemem diyor kadın. Bu yüzden hep diyorum ve dengeli olun diye. Ne çok uçta maskülen olacaksınız, ne uçta çok feminen olacaksınız. Maskülen tarafa yakın, maskülen tarafa elim nerede benim? Heh. Maskülen tarafa yakın bir uçta duracaksınız arkadaşlar. Ancak böyle kadınlar ilgisini çekiyorsunuz. Bir diğer arkadaşlar madde ise, dördüncüsü ise kendi işinde başarılı olamayan erkekler yerine başarılı olanın ve kendiyle daha fazla zaman geçirebilecek olan erkeği seçmek. Hemen hatırlatmak için baştan sıralıyorum. Bir neydi? Partnerin ölümü veya yaralanma sonucunda ortaya çıkacak yedek partner. İki cinsel partner. Üç daha iyi partner bulduğunda geçiş yapmak. Dört de işinde başarılı kendisine daha fazla zaman ayırabilen partner bulmakmış. Evet kadınların %79'u ilgili partnerlerine bağlı olduğunu söylüyorlar arkadaşlar. Yani hipargen böyle bir şey işte. Hipargen bu yüzden hem kadınlara ulaşmada zorluk yaşadığınız bir şey hem de ilişkiye girdiğinizde kadını kendinize bağlamanın bir yolu. Çünkü kadınların %79'u partnerine bağlı. İlişki içerisinde başka erkeklere bakmıyorlar. Peki erkekler için sizce bu oran nedir? Yani erkeklerin yüzde kaçı ilişki içerisinde kadına bağlı sizce? Oran 33. Yani 1 bölü 3 arkadaşlar. Yani 3 erkekten ikisi aldatmaya meyilli. Buradan bu anlam çıkıyor. 3 erkekten ikisi aldatmaya meyilli. Tekrar diyorum. Bunu da geçmişte tartışmıştık. Erkekler öyle uzun süreli ilişki için ölen biten varlıklar değil. Ki zaten bu makalede, bu David Bass'ın bahsettiği makalesinde de böyle bir çıktı var. Yani erkeklerin kısa süreli ilişki yaşama arzusu aynı zamanda uzun süreli ilişki yaşama arzusunu da azaltıyor. Yani erkek için uzun süre ilişki yaşamak bir erkeğin bir kadına bağlanması maliyetli bir şey. Çünkü tüm kaynaklarını aynı zamanda o kadına vermiş oluyorsun. Baktığımızda. Ve bu evrimsel mekanizma günümüzde de geçerli. Günümüzde de erkekler çoğunlukla daha fazla altatan kısım. Ve daha önemlisi daha az evlilik isteyen, daha az uzun süreli ilişki isteyen kısım. Her erkek için geçerli değil bu. Hiç kadına ulaşamayan bir betaysanız bu durumda arkadaşlar belki de tek bir kadına razı olacaksınız. Ama ben şunu biliyorum. Kadınlara az ulaşan erkekler bile o kadına ulaştıktan sonra kendilerine güvendikleri için şu moda girebiliyorlar. Aa bak bu kız güzelmiş. Hmm, bu kız ne kadar seksi falan. Etrafına bakmaya başlıyor adam. Yani elinde bir garanti olduğu için etrafına bakmaya devam ediyor. Ama şunu unutmayın. Kadınlar arkadaşlar bu rollonu sözdür çok da severim bu arada. Erken aldatmasını değil Erkeğin aldatma potansiyelini severler. Evet. Burada kısa bir yorum yapalım. Kadınların %79'u dedi ki ilgili partnere bağlı olduğunu söylerken ee, erkeklerin %33'ü bağlı olduğunu söylüyor. Yani kadınlar arkadaşlar iyi bir ilişkisi varken iyi genler için başka erkeği tercih etmiyorlar. Yani o erkeği seçmiyorlar. İyi giden bir ilişkisi varsa o ilişkide durmayı, o ilişkiden yararlanmayı tercih ediyorlar. Son maddede şöyle diyor. Kadının aldattığı partnerden beklediği uzun süreli ilişkiden beklentisiyle eş değerdir. Yani kadınlar kısa süreli ilişkide de zeka, duygusal stabilite, başarı ararlar. Yani arkadaşlar hiçbir kadın, hiçbir kadın demeyelim. Sonuçta bunlar yüzde her kadın için uygulanabilecek şeyler değil. Çünkü sosyal varlıklarız. Ama şöyle diyebiliriz. Bu kadın için tek gecelik seks aynı zamanda o erkekte duygusal stabilite, başarı ve zeka bulmasıyla da ilişkili. Yani sadece masküler nitelikler ilişkili değil. Bizim statü diye ya da özellikle Rollo Thomas'in kendi kitabında da benzer ifadeler vardır. Ve bununla ilgili de bir podcast yapacak uzun süredir yapamıyorum. Statü arkadaşlar tamamen beta nitelik değildir. David Bass bunun tam tersini söylüyor. Diyor ki statü, zeka, duygusal stabilite, başarı vesaire bunlar da doğru kullanıldığında alfa niteliklerdir diyor. Burası özellikle Rollo Thomas ile yani Rollo Thomas'ın kitabıyla diyelim ayrıştığı en önemli kısım. Hatta Rollo'nun burada bir yorumu vardı çok hatırlıyorum. Bir podcast'ini de izlemiştim. Diyor ki kadınlar iyi oyun yapan ya da zekası yüksek olan ya da konuşma becerisi yüksek olan erkeklerden yararlandıkları için beta sırtesiyle onlarla yatarlar diyordu. Ama bu en azından elimizdeki çalışmalarda yani elimizdeki bilimsel çalışmalarda uyumlu değil. Yani elimizdeki bilimsel çalışmalarla uyumlu olmadığını görüyoruz. Bir de indirekt ispatlara bakalım. Yani neden üstte bahsettiğimiz iyi hipotezi tam olarak doğru değil? Çalışmalar arkadaşlar meta analizler içeriyor. Ee, ve diyor ki yalancı babalık, yalan ifade içeren babalık diyelim ya da Oranları arkadaşlar %1.7 civarı. Bir diğer çalışma, bunların hepsinin makalede linkleri var. 3.1 ile 3.7 arasında değişiyor. Almanya'da yapılan bir çalışmada ise %0.94 olarak bulunmuş. Yani eğer iyi hipotezi doğru olsaydı, kadınların %99'u bu oranlara göre diyelim, ya da çoğunluğu diyelim yine, sahte babalıkla çocuklarını başka bir erkeğe yuturacaktı. Ama oranların %0.94 ile %3.7 arasında değiştiğini görüyoruz. Yani en alt ve en üst sınırı verdim size şu anda. Yani arkadaşlar bu şey verisi de doğru değil aslında. Hani işte dünyadaki kadınların %10'u kocalarını aldatıyor da başka birinin çocuğunu kendi çocuğu gibi bunu biliyorsunuz geleneksel kakol olarak yutturuyor falan. Bu doğru bir veri değil. Hatta çok ilginç Yanlış ifadeler ya da yalancı babalık diyelim daha çok kapalı toplumlarda görülüyor. Ee, özellikle de daha böyle zorlamayla evliliklerin olduğu toplumlarda daha fazla görülüyor. Örneğin Namibya'da yarı nobadik yani yarı göçebe diyelim bir toplumda çocukların sadece %23'ü ayarlanmış aşk evliliği olmayan evliliklerden olmuş. Yani neredeyse %70'i %80'i. Yalancı babalık. Yani babalar, oradaki erkekler... ...başkalarının çocuklarına bakıyorlar teknik açıdan. Bunu biliyorlar ya da bilmiyorlar. Onu bilmiyorum. Yani bu da yine... ...iyigen hipoteziyle aslında bir yerde çelişiyor arkadaşlar. Kapalı toplumlarda evet... ...iyigen hipotezi belki biraz daha kabul edilebilir. Çünkü kadın... ...arzuyla seçim yapmıyor. Aile zoruyla seçim yapıyor. Yani Diyor ki ailesi... ...sen bu kadınla evleneceksin diyor mesela. Bizim işte neydi o şeyde Arok'taki gibi. Oğlum taş o seni Ayumu'ya veriyorum falan. Bu şekilde gerçekleşen evliliklerin genellikle sonunun kötü olduğunu görüyoruz. Evet sonuçlara bakalım. Bu iki teori arkadaşlar birbiriyle çelişmek ya da birbirini desteklemek zorunda değil. Yani evet kadınların bir bölümü iyi gen hipoteziyle eş seçiyor. Yani gidiyor mesela barda yakışıklı bulduğu bir adamla yatıyor. Evet. Ama bunların da birçoğunun aslında sorunlu kadınlar olduğunu unutmamakta fayda var. Yani toplum geneline baktığımız zaman bu oran düşük. Neyse şimdi sosyolojik tarafına bakmayalım. Ne diyorduk? Bir bölümü böyle yapıyor. Bir bölümü de eş değiştiriyor arkadaşlar. Yani üstte bahsettiğimiz eş değiştirme hipotezine göre seçimler yapıyor. Bazen ikisini birlikte kullanabiliyor. Yani bunlar illa birbirine zıt çalışmak zorunda değil. Bazı kadınlar da böyle ikisini aynı anda kullan. Ve David Bass aslında biraz şunu da açıklamaya çalışmış. Tek gecelik ya da kısa süreli ilişki yaşayan kadının temel amacı yine uzun süreli partneri bulmaya yönelik duygusal veya romantik bir yatırım. Yani buradaki amacı tamamen zevk değil. Ne dedik başta? Kadınlar arzulu duygusallığı ayırmayı çok fazla sevmezler. Ya yani bundan kadının bir çıkarı olması lazım değil mi? Erken çıkarı belli. Üste i̇şte konuştuk. Ama kadının çıkarı belirsiz. Bu yüzden tatmin istiyor. Bu yüzden zaten kadınların orgazmanın çok zor olduğunu biliyoruz. Ve yine arkadaşlar tek gecelik ilişki bile aslında kadınların çok tercih ettiği bir şey değil. Yani erkekler kadar diyelim ya da şöyle etyelim burayı. Kadınların çoğunluğu için tek gecelik ilişki bu yüzden bir opsiyon değil. Yani uzun süreli ilişki sırtıcısı kadınların daha fazla tercih ettiği bir şey. Bu yüzden biz ne diyoruz hep? Fakbalilik bir erkek müessesesidir. Bununla ilgili yazı yazdık. Yine aşağı koyarız. Yani bir erkek için fakbalilik mantıklıdır. Gider bir kadınla işte birlikte olur diyelim. Ondan sonra defalarca birlikte olmaya devam eder. Eğer opsiyonları olan bir erkekse, birkaç kadın varsa, tabak çeviriyorsa yani, o kadına bağlanmaz. Değil mi? Farklı farklı kadınlarla yatar, hayatını devam ettirir. Duygusal bir şeyle ihtiyaç duymaz genellikle. bir, bir aşamadan sonra duyar duymaz. Belki duyar. Ama genellikle duymaz. O yüzden opsiyonları yüksek olan bu kaymak kesim dediğimiz %3-5'lik kesim arkadaşlar kolay kolay evlenmiyor. Peki. Ama kadın da böyle değil. Peki kadında ne oluyor? Kadında durum bu değil. Kadın arkadaşlar bir süreden sonra o erkeğe bağlanıyor. Ya bu yazıda da bunu anlatıyorum zaten. Geçmiş bir yazım. 2017'de yazdım galiba ben bu yazıyı ya da 2018. O erkeğe bir süreden sonra bağlanıyor arkadaşlar. Çünkü duygusal yatırım istiyor. Duygusal bağ kurmak istiyor. Kadınlarda pair bonding daha güçlüdür. Bu yüzden mesela kadınlar oksitosin hormonu erkeklerden farklı çalışır. Kadın güvendiği, arzu duyduğu bir erkeğe çok kısa sürede bağlanır ve bu olmuyorsa da hiç bağlanmaz. Ya da sizin zorunuzla, sidik zoruyla ilişkiyi sürdürür ki buna zaten beta öder stratejisi yani dikkat edin, aşık olan ya da uzun süre ilişki yaşayan erkekler bilirler. O kadın kendisini arzu duyuyorsa çok kısa sürede onunla olur. Yani ilişki sürdürmez ya da pazarlık yapmaz. Yani burada Rollo'ya katılıyorum. Kadınlar alfalar için kuralları yıkarken betalara kurallar koyarlar. Bu podcast boyunca gördüğünüz Özellikle Rollo Tomasi'nin de bazı e, katılmadığım kısımlarını anlattım. Ama bu kısımda tabii katılıyorum. Özetle arkadaşlar fuck teknik açıdan yarar sağlayan erkeklerdir. Kadınlar değildir. O yüzden bir kadın böyle bir şeyleri söylüyorsa fuck body'm vardı bilmem ne geçmişte falan o kadından uzak durun. O kadın kendi evrimsel gerçeğini gerçekleştirememiştir. Seçim parametrelerini kaybetmiştir. Doğru seçimler yapamamaktadır. Bu yüzden fuck olan kadınlar en büyük kırmızı alarmlardan birine sahiptir diyebiliriz. Bu arada üstlük istatistiği hatırlayalım. Ne diyor? Erkekler daha az kadına bağlanırlar dedik. Erkekler %33 oranında ilişkiye bağlılık duyarlar dedik. Evet bu podcastlikte bu kadar diyelim. Bu sefer uzun bir podcast oldu. Kendinize iyi bakın arkadaşlar.